close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir nedir nasıl yapılır videosuyla yeniden karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizlere Android mobil cihazlarda intro yapma hakkında bilgi vereceğim. Güzel bir programla başlayacağım olaya. Öncelikle bir tane programla yapıyoruz bu introyu. Programın ismi Legend. Legend diye güzel bir tane free program. Google Play Store'da var. Ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Programın birkaç tane özelliği var. İsterseniz programa geçmeden bu özelliklerinden bahsedeyim ben size. Yapmış olduğum instrolara farklı bir arka plan resmi ekleyebiliyoruz. Onun dışında maksimum 100 harfe kadar metin yazabiliyoruz. Onun dışında yapmış olduğumuz introları MP4 formatında yani video şeklinde de kaydedebiliyoruz. Ya da GIF resim formatında da kaydedebiliyoruz. Yapmış olduğumuz introlar maksimum 6 saniye uzunluğunda oluyor. Ama zaten 6 saniyede yeterli gibi geliyor bana. 20 adet farklı animasyon kalıbı var uygulamanın. Uygulama free bir şekilde satılıyor, kullanılıyor, indirilebiliyor Google Play Store'dan. İsterseniz lafı fazla uzatmadan direkt uygulamanın kendisine geçelim. Ben uygulamayı indirdim. Gördüğünüz gibi şu anda en sondaki yüklü olan uygulama. Güzel bir tane simgesi var. Uygulamaya giriyorum. Şimdi burada bizden istediği diyor ki buraya bir tane metin yazın diyor. Yani introsunu yapacağınız metni yazın diyor. Ben tek bilgin yazıyorum. Sizler istediğinizi yazabilirsiniz. Tamam diyorum. Şimdi arka plana ister resim çekersiniz. Şu ilk seçenek resim çekerek koyma özelliği. İkinci seçenek galerideki resimlerden çekme. Şunları da önemli değil. Tekrar silebiliyorsunuz. Şu anda bizim kullanmamız gereken ya resim çekeceksiniz ya da galeriden koyacaksınız. Tabi resim çekerek koymak birazcık şey olabilir. Kötü düşebilir, abes düşebilir ama burada en mantıklısı galeriden koymak. Ben galeriye giriyorum. İndirmiş olduğum klasörlerin içinde bir tane resim var. Onu seçiyorum. Arka plan resmini tamam diyorum. Ve oynat diyoruz bakalım. Evet. Oynat dedikten sonra şimdi geçiyor. Yukarıdakiler şuralar gördüğünüz yerler yazı şekilleri. Yani intronun asıl yeri burası aslında. Nasıl girecek? Nasıl bir yazı şekli olacak? Aşağı taraftakiler renk kalıpları. Şimdi ilk bu drink'ten başlıyoruz. Gördüğünüz gibi tek bilgin. Rengini değiştirelim. Pembe oldu. Sarı yapalım. Sarı siyah karışımı bir şey. Yazı hafiften siyah. Arkada planda hafiften sararma var. Şu rengi yapalım. Bir daha pembe yapalım. Yazının geçiş efektinde pembelik var. Mavi yapalım. Gördünüz mü? Bakın burada renkler gidiyor. Sondakini seçelim bir de. Evet. Resmi de koyultuyor hafiften. Resim üzerinde de oynama yapıyor. Yazı metin üzerinde de oynama yapıyor. Yan taraftakini seçelim. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Bunun da rengini bir de pembe deneyelim bakalım. Evet. Bir yandakini seçelim. Program güzel. Yani kullanışlı. Basit introlar yapmak isteyenler varsa bence kullanılabilir telefonda. Bu aralar gördüğüm kadarıyla birçok kişi Android oyun videosu çekiyor telefonda ve çok genç arkadaşlar var. Alın size güzel bir tane program. Bakın intro yapmak bu kadar da zor değilmiş. Bakın mesela benim bunların içinde en fazla hoşuma giden bu oldu. Bunu da bu şekilde siyah. Hem sade hem güzel. Bakın şimdi bir de çıkışı olacak. Tekrar girişi oluyor. Evet. En hoşuma giden bu oldu. Yan taraftakine geçelim. Bu birazcık daha büyük. Aslında profesyonel introlar yapmaya da benziyor. Yani gerçekten kaliteli bir program. Yan taraftakine geçelim. Evet. Bu da güzel. Fokus. Bakalım bu nasılmış. Evet. Resmi bulanıklaştırıyor. Ve giriyor. Bakın bu da güzelmiş. Tek. Bu nasılmış? Evet. Bu da güzel. Bakalım buna nasılmış. Stop Mo. Bakalım. Oo. Bu birazcık da afilli. Bir sonrakine geçelim. Daha sade. Bir sonrakine geçelim. Bir de buna bakalım. Zaten sona geldik sayılır. Evet. Gayet güzel aslında. Yani yazılar, şekiller. Evet, bu da güzel. Şimdi tekrar başa alıyorum. Şimdi bakın şu resmin orada, resimden dolayı belli olmayan bir tane ayar kısmı var. Şimdi burada diyor ki bizden boyutunu seç diyor. Ben genelde 380p zaten çalıştığımız, hani bunu kafanıza göre istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Karede manzara dikdörtgen yapıyor biçim şekli. Karede de zaten kare yapıyor. Hemen bakın isterseniz kareden deneyelim. Gördüğünüz gibi bakın resim kare oldu. Bunu 720'ye çekiyorum. Şu anda tabi burada fark edemeyiz. Video formatını videoya geçtiğimizde kaydederken fark edeceğiz. Bunu genelde ben manzarada kullanıyorum ki daha iyi oluyor. Şu anda resmi tam oluyor. Gördüğünüz gibi programda bu şekilde. Mesela şu anda indirelim. İndir bu şekilde. Diyor ki GIF olarak kaydet, video olarak kaydet. Video olarak kaydet diyelim. Ve bekliyoruz. Muhtemelen uzak bir sunucu vasıtasıyla çalışıyor uygulama. Şu anda oradan indiriyor gibi geliyor bana. Kullanımı basit, pratik. Kullanmanızı tavsiye ederim. Böyle intro programları arayanlar varsa bu denk geldi benim. Birkaç gündür bakıyordum ben de. Tesadüf eseri bu denk geldi. Benim de hoşuma gitti yani. Kullanımı da kolay. Hemen bakalım nasıl yapmış. Bir daha bakmaya çalışalım. Yaptığını galeriye kaydetti diye düşünüyorum. Galeride nereye kaydetti? Evet, buraya kaydetmiş. Bakalım. Her zaman oynat. Evet. Bakın gayet güzel. Bir tane daha yapmıştım. Bunu videoyu çekmeden önce denemek maksadıyla onu da göstereyim size. Evet, 6 saniye. Programla ilgili anlatacaklarım bu kadar. İnşallah programı beğenmişsinizdir. İnşallah size faydalı bir anlatım olmuştur. Ben genelde bu programda MP4 olarak aldım. GIF olarak pek denemedim. Zaten intro MP4 olarak alsanız telefonda da birkaç tane böyle güzel program var. Video editleme programları. Onlarla direkt ön tarafa, videonun ön tarafına ekleyebilirsiniz bunları. Kullanımı kolay, pratik. Güzel aslında, o kadar da basit olmasına rağmen güzel introlar yaratabildiğiniz bir program. Bugünkü videomuzda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.